Hepimizde tek bir söz size olacak. Nefes şahlanacak sade. İdris Naim tek adres. İdris Naim Şahin'le. Karadenizimizin güzel ili, merkez ili. Ordumuzun yükseklerde merkezi, yiğitler yatağı, mert insanlar otağı, Gölköyümüzün her zamanki gibi asil, vefalı insanları, dostlar, hemşeriler, kardeşler, hepinizi bu güzel günde, bu özel günde en içten duyguyla, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gölköy bizim ordumuzun içeride, ortada, merkez ilçelerinden birisi. Bütün yollar Gölköy'den geçiyor. İyisiyle, kötüsüyle, eksiğiyle, fazlasıyla. Ve bütün insanlar da Gölköy'ü merak ediyor. Gölköy insanını da merak ediyor. Her yönüyle merak ediyor. Mertliğiyle, cesaretiyle merak ediyor. Bir de Gölköy'ümüz Türkiye'de Allah'a şükür en uzun ömrün yakalandığı, ömürlerin uzun, düğünlerin de güzün olduğu yer. Gölköylüleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hep merak ediyor bu Gölköylülerin sırrı nedir? Ne yerler, ne içerler, ne yaparlar? Gölköylüler helalinden kazanırlar, güzelinden yerler, spor yaparlar, çalışırlar, çalışkandırlar. Yerde rızıkları azalsa bile gökyüzünde çalışıp ekmeğini hakkıyla kazanırlar bu Gölköylüler. Örnek insanlar, yiğit insanlar. Değerli dostlar, bildiğiniz gibi bundan 10 gün kadar öncesinde sizlerle burada hemhal olduk, hasbihal ettik. Dertleştik, görüştük. Biraz da yağmurlu, kar yağmurlu bir gündeydi. Soğuktu ama biz sıcaklığımızla meydanları ısıttık ve bu sıcaklığı orduya da taşıdık. Bu sıcaklığı Türkiye'ye de gösterdik. Bugün yine programımız gereği beldelerimizi ziyaret etmek üzere geçerken durmadan edemedik. Sizleri görünce yakınlığınızı ve samimiyetinizi geçemedik. Kaldık, durduk, selam vermek istedik. Sağ olun, selamımızı biz vermeden zaten aldınız ama ben size selamımı, sevgimi, saygımı bir kez daha tekrar ediyorum ve bitmeyecek olan sevgimizin arasına da kimsenin girmeye cesareti ve gücü olamayacaktır diyorum. Bu bereketli cuma gününde inşallah sevginiz bol olsun, birliğiniz bol olsun, dirliğiniz bol olsun. İnşallah gelecek günler Gölköy'ümüz için, ordumuz için, ülkemiz için daha güzel ve aydınlık olsun. Değerli dostlar, çok sevgili hemşerilerim, bir siyasi takvimin içerisinde bir seçim döneminin arefesindeyiz. 8-9 gün sonra bir seçimi yapacağız. Gölköy'ün seçimi esas itibariyle bitti. Ben biliyorum ki Gölköylüler mektubu zarfa koydu. Ama sandığa atacağı günü bekliyor sadece. Bunu biliyorum. Sadece Gölköylüler değil. 19 ilçemizin 19'unda da ordu halkı mektubunu zarfa koydu. Onu atacağı kutuyu, sandığı bekliyor. Ve biz de değerli dostlarımızla uğrayamadığımız beldelerimizi, yerleşim yerlerini ziyaret etmek üzere yetiştirebildiğimiz kadarıyla son buluşmalarımızı yapmak üzere yolumuza devam ediyoruz. Takip ettiğiniz gibi ki ettiğinizden eminim. Hiç durmadan bugün 28. gündür ordumuzun her yerini, her ilçesini, mümkün olursa pek çok beldesini, mahallesini, sokağını gezerek görüşmelerimizi, buluşmalarımızı, sohbetimizi, dertlerimizi paylaşmayı devam ettiriyoruz. Devam edeceğiz inşallah. Değerli dostlar, siyaset yapan kişiler olarak bizim özellikle şahsımın ve benim tarzımda siyaset yapan herkesin dikkat ettiği bir husus var. Siyasetin dilini, üslubunu uygun tutmak, töreye aykırı bir şey söylememek,
ahlaka aykırı bir şey söylememek, kimsenin hakkında yalan ve iftira üzerine bir söylem yapmamak benim yıllardır karakterimdir, şiarımdır. Allah'a şükür biz galiba doğrusunu yapıyoruz ki bizim tarzımızı şimdi diğer siyasi partilerin temsilcileri de taklit etmeye ya da bu yolu benimsemeye çalışıyorlar. Onlara da müteşekkirim. Hepimizin siyaseti seviyeli yapmaya, sevgi üzerine yapmaya, işler üzerine yapmaya, sorunları konuşmak üzerine yapmaya ihtiyacımız var. Ve biz güzel ordu dedik, güzel Gölköy dedik. Allah'a şükür güzellik üzerinden güzellemeler yapılmaya başlandı. Ne güzel diyoruz, güzellikte buluştuk. Biz orduların birliği dedik, bir başka siyaset yapıcı arkadaş, o da birlik projesini, orduların birliği projesini gündemine almaya başladı. Güzel şeyler bunlar. Tabii bizim gittiğimiz yolun başından, ardımızdan hızla gelecekler. İnşallah güzellikte, birlikte, ordumuzda siyasetçiler olarak herkes buluşacak. Ayrıştırıcı değil, suçlayıcı değil, iftira edici değil. Bu memlekette bir işe yaramıyor, yaramayacak. Biz birlik dedik, kardeşlik dedik, seviye dedik, sevgi dedik, saygı dedik demeye de devam ediyoruz. Dilimizde de bu, kalbimizde de bu, gönlümüzde de bu. Bunu en iyi bilenler de sizsiniz. Ve biz böyle demeye devam edeceğiz. O kadar ki ordudaki birlik, kardeşlik ve sevgi söylemi Türkiye'ye de örnek olacak. Bu toplumu şu partiyle, bu partiyle, o mezheple, bu mezheple, o bölgeyle, bu bölgeyle kimsenin bölmeye hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Gerçek gündemi konuşalım, fındığı konuşalım, pahalılığı konuşalım, yokluğu konuşalım, ithalattaki sıkıntıları konuşalım. Türkiye'nin kendine yetemeyen tarım problemlerini konuşalım. Yapılamayan yollar konuşulsun. Yarım kalan işler konuşulsun. Açık veren bütçeler konuşulsun. İsraf konuşulsun. Yolsuzluk konuşulsun. Bunların dışına, minderin dışına kimse kaçmasın. Minderin dışına çıkmasın kimse. Mindere gelsin. Meydana gelsin. Sanal meydanlara değil, Gölköy meydanına gelsin ordulular. Siyasetçiler Gölköy meydanına gelsin. Güzel yurt meydanına gelsin. İkizce meydanına gelsin. Gerçek meydana gelinsin. Ve gerçek konuları konuşalım. Dedikoduyla zaman kaybetmeye gerek yok. Bir takım boş laflarla milleti oyalamaya gerek yok. Tiyatro oynamaya, cambazlık yapmaya gerek yok. Sizleri bu bereketli cuma gününde salaların duyulduğu şu anda en içten duyguyla, sevgiyle, saygıyla selamlıyor. İstemeden ayrılacağım sizlerden. İnşallah ileriki zamanda tekrar beraber olmak dilek ve arzusuyla kendimi size, sizi de bereketli cuma gününde Yüce Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olunuz. Var olunuz. Thank you.